Dilara Hanım. Fikret Bey'i kurtarınca ziyaretinize nail mi olduk? Hı? Ne bakışı bu? Takdir mi ediyorsun, acıyor musun? Hangisi? Adem, ben çok üzgünüm. Ama seni iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız hepimiz. Siz kimsiniz lan? Ha? Kimsiniz lan siz? Siz hepiniz ben tek. Tamam mı? Bu hep böyle oldu. Sen her zaman bunların yanında oldun. Buraya gelmek için ne yapmam lazımdı? Bacaklarımı, boranlarımı vermem lazımdı. Ne dedim ben ameliyattayken onlara? Ne dedin? Adem yapmamıştır mı dedin? Fikret benimle aynı durumda olsaydı, o gidip sakat kalsaydı ne yapacaktın? Yine böyle mi bakacaktın bana? Ben o zaman gidip kavga çıkarsaydım ne yapacaktın? Böyle bakacak mıydın bana yine? Sinirlisin şimdi. Üzgünsün. Bunu böyle tartışmayalım. Bana izin ver. Çık git şuradan. Çık git şuradan. Çık git. İyi niyetini de al git hadi. Kahraman falan değilim ben. Zorla olayın içine dahil edildim hadi. Geri dönmeyebilirdin. Fikret'i orada öylece bırakabilirdin. Yapmadın. Öfkenle değil, kalbinle hareket ettin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Şu anda bile ne yapmaya çalışıyorsun? Onlarla aramı mı yapmaya çalışıyorsun? Adem ben sadece... Sadece git. Karnında çocuğumu taşıyorsun. Daha ağır konuşturma beni hadi. Ne senin ne de Boranların acımasına ihtiyacım yok. Biz... Ben acımıyorum. Çık! Git! Ah! Tamam. Bu halde daha fazla uzatmayalım. Ama ben seni burada yalnız bırakmayacağım. Ya defol git hadi şuradan. Seninle aramızda çocuğumuzdan başka hiçbir şey kalmadı. Boşanacak mıyız? Ne yapacaksak yapacağız. Çık git! Çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledim. Akasya kokulu sabahlarım. Geri verin Arnavut kaldırımı yollarda, bir kızın saçlarında gönlümün vals yaptığı akasya kokulu sabahlarım.
geri verin Arnavut, kaldır mı yollarda bir kızın saçlarında gönlünün vals yaptığı akasya kokulu sabahlarım. Hiç olmazsa birini